Sokak röportajları televizyon ve radyo haberciliğinin renkli ve popüler araçlarından bir tanesidir. Zamanla sosyal medyanın da etkisiyle sadece televizyon ve radyo haberlerinde kullanılan bir araç olmaktan çıkmış, kendi başına bir içerik haline gelmiştir. Halkın düşüncelerini yine halka ileten sokak röportajları yer yer tepki görürken yer yerse destekleniyor. Peki Isparta halkı sokak röportajları ile ilgili ne düşünüyor? Hep birlikte öğrenelim. İnsanların kendini daha iyi betimlediğini düşünüyorum. Ama fazla önemsenmediğini, fazla kaleye alınmadığını düşünüyorum. Yeri geliyor dalga konusu oluyor. İnsanlar kendini anlatırken mesela herhangi bir siyasi partiden konu açılınca insanlar bütünleşmesi gerekirken ayrışıyor. Yaptığınız iş güzel. Zor da bir iş. Karşıt görüşlü iki insan denk geldiğinde siz arada kalıyorsunuz. Özellikle siyasi olarak da bazı yerlere sesimizi duyuramıyor. Sosyal medyanın bu gücünü kullanarak sen güzel bir vesile oluyor aslında. Yapılması gereken bir şey halkın ne düşündüğünü, sıkıntılarını, huzurlu mu huzursuz mu, yaşamdan memnun mu, bunları bildirmek, medya olarak açıklamak iyi bir şey aslında. Ama bunları halkın söylediğini doğru yansıtmak da önemli. Ben de bizim düşüncelerimizi ilettiğinizi düşünüyorum. Yani sonuçta sizin fikrinizi, benim fikrimi, başkasının fikrini öğreneceğiz ki bizim kafamızda da bir fikir oluşsun. Bence yapılmalı çünkü herkesin farklı fikirleri var ve bunları öğrenmeliyiz. Bence yapılmalı, yani yararlı olduğunu düşünüyorum. Yani insanların fikirlerini sormanız gayet güzel. Bence olumlu. Ben izlemesini çok keyifli buluyorum açıkçası. Yani bence çok komik oluyorlar. Özellikle siyasi olanlar falan. Aslında sokak röportajları halkı bilinçlendirmek amacıyla yapılan güzel bir şey. Topluma ayna tutmaya çalışan sokak röportajları için Isparta halkı farklı yorumlarda bulunurken röportajların yapılması genellikle olumlu karşılandı.